Sevgili izleyiciler, iyi akşamlar. Bugün çok değerli bir konuğum var. Karadağ Belediye Başkanı İvan. İlk defa böyle güzel bir belediye başkanımızla görüşüyoruz. Sevgili izleyicilerimiz sizlere tercüman olarak yansıtacaklar. Öncelikle welcome to Turkey, İvan, my friend. Türkiye'ye geldiniz, hoş geldiniz. Kendinizden biraz bahseder misiniz, ülkenizden, siz şahsınızdan? First of all, let me thank you for this opportunity. Çok teşekkür etmek istiyorum size bu fırsatı bana verdiğiniz programınıza katılma imkanı tanıdığınız için. Burada İstanbul'da olmak benim için bir mutluluk, Türkiye'de olmak bir mutluluk kaynağı ve burada İstanbul Belediye Başkanı meslektaşımla buluştum 2 gün önce. Aynı zamanda tabii ki Karadağ'ın sizin gibi dostları olan kişilerle de burada buluşma imkanım oldu. Ben Karadağ'ın başkenti Podgorica'nın belediye başkanıyım ve bu göreve 3 yıl önce atanmıştım. Bunun öncesinde bir siyaset bilimi profesörü olarak Montenegro'da üniversitede çalışıyordum. Tamamen bambaşka bir şey yapıyordum. Ardından politikaya atıldım. Ve o günden beri de mümkün olduğu kadar elimden geleni yapmaya, şehrime ve ülkeme verebileceğim her şeyi vermeye çalışıyorum. Bir belediye başkanı olmanın yanında Montenegro'nun en büyük siyasi partisinin de başkan yardımcılığını yürütüyorum. Peki Türkiye ve Karadağ arasındaki ticari ve manevi ilişkiler nelerdir? Biz Karadağ'ı kendimize çok yakın hisseden bir ülke olarak görüyoruz ve gerçekten sizleri tanımaktan çok mutluyuz. Bu ticari ve manevi ilişkilerimiz zaman içerisinde neler yapacak? Şu anda nedir ilişkilerimiz? We feel the same about biz de aslında aynen öyle hissediyoruz Türkiye'ye dair. Biz Türkiye'yi ve Türk halkını sadece bir ortak olarak görmüyoruz. Aynı zamanda dostumuz olarak görüyoruz. Ve Montenegro 2017'de NATO'ya katıldığından beri de Türkiye bizim aynı zamanda bir müttefikimiz de oldu tabii ki. Yani bunu da aklımızda tutarak daha da çabalayacağız. 2006 yılında Karadağ özgürlüğünü kazandığından beri Türkiye ile olan ilişkilerini derinleştirmek ve güçlendirmek için uğraştı. Zannediyorum ki son 15 yılda epey çok şey başardık. Ta ki korona başlayana kadar aramızdaki ilişkiler hem siyasi hem de ekonomik açıdan çok iyiydi. Birçok itibarlı, tanınmış Türk yatırımcılarını ülkemize çekmeyi başardık. Bildiğim kadarıyla da onların deneyimleri de son derece olumluydu. Şimdi de işlerin yeniden normale dönmesini dört gözle bekliyoruz ki daha fazla Türk yatırımcı Karadağ'a gelebilsin. Ben de belediye başkanı olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım bunu sağlayabilmek için. Ticari açıdan biz kendimizi gittiğimiz zaman, ben de o ülkede işler yapmaya çalışıyorum. Kendi evimde gibi hissediyorum. Zannediyorum ki sizler de kendi ülkenizde gibi hissediyorsunuz. Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkilerimizin artırılmasından, bunlardan nasıl bir faydalar elde edebiliriz? Karadağ bizim için çok önemli. Neredeyse Trabzon'a kadar gitmek kadar yakın bir şehir. Ticari açıdan bizlere neler destek veriyoruz? Türk yatırımcıları var mıdır? Bunlar neler yapıyor? Biz gerçekten çok yakınız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece tarihsel açıdan ve kültürel açıdan değil, aynı zamanda potansiyel anlamında da birbirimize çok yakınız. Ekonomik büyüme anlamında bizi bir araya getiren birçok çıkarlarımız var. Ben bugün İstanbul'a uçtuğumda 1 saat 15 dakika tuttu yol. Yani bu da Türk halkına Montenegro'nun, Karadağ'ın yani ne kadar yakın olduğunu anlatır. Biz hem siyasi hem de ekonomik açıdan da ortak konumdayız, partnerlik yapıyoruz. Bu yüzden zaten bu kadar çok Türk yatırımcıyı son 15 yıl içinde çekmeyi başardık. Sadece paradan da ibaret değil, bu bilgi birikiminden, tecrübeden de beslenen bir şey. Ve her ne kadar Karadağ küçük bir ülke olsa da Türk yatırımcıları için bu ilginç bir şey olabilir. Çünkü müstakbel Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak
olarak her ne kadar küçük bir pazarı olsa da çok iyi konumlanmış bir ülke Karadağ ve Avrupa başkentlerinin birçoğuna çok yakın bir lokasyonda bulunuyor. Adriyatik Denizi'ne kıyısı var. Oldukça stratejik bir konumda. Bence Türk yatırımcılar için bu özellikleri çok ilginç bir yer olabilir ve oradaki Türk yatırımcı sayısına da bakarak düşünecek olursak birçok kişi zaten bunun farkına varmış belli ki ve birçok yatırımcı da ardlarından bu örneği takip edecek diye düşünüyorum. Devlet istatistiklerini biliyorsunuzdur. Sorularımı genişleteceğim. Ne kadar Türk yatırımcısı var? Artı Covid öncesi Türk yatırımcıları bize vize uygulamayan ülkelerden bir tanesi olduğunuzu bildiğim için çok fazla dedi uçuş seferlerimiz var. Çok fazla dedi Türk yatırımcı ve turistleri gidiyor. Bu Covid sizin de ülkenizde neler yarattı? Covid sonrası neler bekliyorsun Türkiye ile ilişkiler arasında? I can tell you about the statistics from 2019. 2019 istatistiklerini paylaşabilirim çünkü son normal yılımız biliyorsunuz 2019'du. 2020 ve 21'in nasıl sonuçlanacağını henüz bilmiyoruz. 2019'da resmi olarak birkaç bin Türk şirketi vardı Karadağ'da. Her ne kadar bunların çoğunluğu küçük girişimciler, küçük firmalar olsa bile son birkaç yılda gelen küçük yatırımcılar olsa bile arada büyük yatırımcılar da var. Tosyalı Grup biliyorsunuz bir demir fabrikası, çelik fabrikası kurdu. Aynı zamanda liman için Bar şehrinde bir Türk yatırımcımızın limanı var. Bir de tabii inşaat firmaları mevcut. Çok aktif bir şekilde Karadağ pazarında faaliyet gösteren. Karadağ yine dediğim gibi çok küçük bir ülke olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Özellikle de altyapı alanında. Bu yüzden birçok Türk firması da bu fırsatı görerek onu değerlendirmek istiyor. Diğer yandan Türk işçiler de çok iyi deneyimlerimiz var. Yani yerel firmalar iş etiğinden, iş ahlakından dolayı Türk işçileri çalıştırmayı tercih ediyorlar. Yani Türkiye dediğimizde bir iş ortağı olarak çok iyi ilişkilerimiz var. Karadağ bakış açısından, iş dünyası açısından ilişkilere baktığımızda. Turizm ve transfer anlamında da ilişkilerimiz çok iyiydi geçen yıla kadar. Şimdi yeniden ümit ediyoruz ki tekrar istikrara kavuşacak her şey ve bu olumlu gidişatın devamını görmeyi ümit ediyorum. Türkler Karadağ'ı keşfediyor diyebiliriz tabiri caizse. Çünkü Türk çok büyük bir ülke, nispeten Karadağ çok küçük bir ülke. Bu yüzden zannediyorum sizin ülkenizdeki insanlar için bu bilinmeyen ülkeye gitmek cazip geliyor. Çünkü Avrupa'daki en güzel ülkelerden bir tanesi Karadağ ve resmi istatistiklere göre Birleşmiş Milletler Ajansı'nın 2019'da turizm gelişmesinin dünyanın en hızlı gelişen destinasyonu olarak açıklandığını biliyoruz Birleşmiş Milletler Turizm Ajansı tarafından. Bu yüzden de çok daha fazla sayıda Türk turistin bu başarı hikayesinin bir parçası olacağını düşünüyoruz. Ben Türk turistinin Karadağ'ı daha keşfetmediğine, kendim gittiğim için birkaç kere, kendim de bir yatırımcı olarak gördüğüm için turizmin artışıyla birlikte turizmin dışında Karadağ'ın ekonomisine, Karadağ'ın insanlarına faydalı olacaklar. Çünkü çok kültür birliğimiz var. Bu yemeklerimizle, kişilik davranışlarımızla. Siz Türk yatırımcısına neler veriyorsunuz farklı olarak? Yani ne enteresan ilgiler gösteriyorsunuz ki Türk yatırımcısı geliyor veya gelmeye devam edecek? Artı Türk yatırımcılarına ihtiyacınız var mı? Ya bu Türk yatırımcıları kendi ülkelerinde yaptıkları gibi doğuya, batıya, güneye, kuzeye gittikleri gibi sizin ülkenize de çok ilgi gösterecekler. Yani yan ülkelerinize de gittiler. Türk yatırımcısına ne veriyorsunuz? Türk yatırımcısını bekliyor musunuz? Türk turistini bekliyor musunuz? Burada sevgili izleyicilerimiz sizi canlı yayın olarak izliyorlar. Ben her gittiğim yerde Karadağ'a gidin. Dünyada eğer güzel bir yer görmek istiyorsanız ilk Karadağ'dan başlayın diyorum. Ve hayranlıkla izlediğim bir ülke. Neler olacak mesela Türk yatırımcısına, Türk turizmine ne yapacaksınız, Türk turistlerine?
Well, first of all, let me öncelikle say that, şunu söyleyerek başlayayım. Biz Montenegro'yu bağımsız bir devlet haline getirdikten sonra 2006'dan itibaren mümkün olduğu kadar doğrudan yabancı yatırımcıyı çekmeyi hedefledik. Çünkü bir Karadağ, bir Balkan ülkesi olarak bu kaderi paylaşıyordu. 1990'lardaki o yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Biz bunları doğrudan yaşamasak bile o bölgedeki siyasi istikrarsızlıktan dolayı ekonomik ve sosyal sorunlar yaşadık. Ardından da bunları telafi etme, kaybettiğimiz yılları kazanma şansını elde ettik. Doğrudan yabancı yatırımları da çekerek ve bu konuda çok başarılı olduğumuzu da söyleyebilirim. Son 15 yıl zarfında 6 milyar euro tutarında bir doğrudan yabancı yatırımı çektiğimizi söyleyebilirim. Bu da bizim gayri safi milli hasılamızın %18'ine tekabül ediyor. Bu bağlamda Karadağ Avrupa'nın en başarılı ülkelerinden birisi oldu. Bu da bizim oldukça stabil, istikrarlı bir ekonomik gelişme sağlamamızı mümkün kıldı son 15 yılda. Büyüme oranı açısından %3.3 seviyesindeydi büyüme oranımız ve koronadan önceki son 3 yıla bakacak olursak bu büyüme oranının %5 olduğunu görürüz. Yani en hızlı büyüyen Avrupa ekonomilerinden biriydi Karadağ. Kısmen tabii bunun da Türk yatırımcıların rolü vardı. Her ne kadar küçük bir pazar olsa da dediğim gibi çok iyi konumlanmış bir ülke, bir NATO üyesi ve AB ile şu anda üyelik müzakereleri süren bir ülke ve düzenlemelerin çoğunu ve yasaları benimsemiş durumda. Avrupa müktesebatını, yasalarını benimsemiş durumda. Yani Karadağ'da iş yapmak Avrupa'nın veya Avrupa Birliği içindeki bir ülkede iş yapmakla hemen hemen aynı. Para birimimiz euro ve yabancı ve yerli yatırımcılara da eşit muamele ediyoruz. Bu bağlamda arada bir fark yok yatırımcılara karşı. Ve hükümetimiz de ekonomik büyümeyi arttırmaya çalışıyor. Oldukça olumlu ve özgür, liberal bir vergi politikasıyla da bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda uygulanan tedbirlerden biri son birkaç yıl zarfında kişisel gelir vergisinin %9 olması ki bu Avrupa'daki en düşük vergi oranlardan biri şahsi gelirler için. Bu yüzden insanlar zaten gelip Karadağ'da iş yapmak istiyor. Çünkü devlet müdahale etmiyor kazançlarınıza diğer yerler kadar. Bizim yönetimimizdeki bir gevşeklik söz konusu. Bunun biraz daha düzelmesi lazım, daha çevik olması lazım, yatırımcı dostu olması lazım. Ama yine de ben en başarılı iş hikayelerinden birinin Karadağ'da gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Güzel şeyler söylediniz. Özellikle vergi oranlarını söylediniz. Bizim Türkiye'de %25, sizde 9. Türkiye büyük bir ülke. Tabii ki Karadağ enteresan boyutunda olacak. Aklımda onlarca soru üretiyorum ama bizim ülkemizde insan sayısı fazla olduğu için ve çok ülkeleri ve geçmişi uzun yıllar olduğu için prosedürlerimiz bazen bizim gibi yatırımcılar rahatsız ediyor. Ama Karadağ gibi nüfusu az, Avrupa'nın tam göbeğinde olan, insan karakteri gelişmiş, eğitimli insan sayısı fazla, yakın ülkelerde Avrupa'nın göbeğine ulaşıyor. Peki bu çerçevede sizin prosedürleriniz, kanuni yaptırımlarınız ya da prosedürleriniz çok mu ağır ya da bizlerden daha mı hafif? Bu kadar yatırımcı bizi izlerken Karadağ yatırım yapacaklar bu konuşmamızın neticesinde. Prosedürleriniz daha mı hafif bizlerden ya da diğer Avrupa ülkelerinden? Well, as I said, in terms of the legal söylediğim gibi yasal çerçeve bağlamında bakacak olursak her şey hemen hemen yerli yerine oturmuş vaziyette. Bazen şöyle bir sorun olabiliyor. Uygulama aşamasında sorunlarla karşılaşılabiliyor. İşte bu yüzden dedim zaten biz devlet yönetimi olarak daha hızlı, daha çevik olmalıyız, daha proaktif olmalıyız ve durmuş dövenin gidip Karadağ'da yatırım yapabilmesi
yapabileceğini, ama Singapur'a da yatırım yapabileceğini, Hong Kong'a da yatırım yapabileceğini, Fransa'ya da yatırım yapabileceğini anlayarak davranmamız lazım. Ve böylece global ekonominin rekabetçiliğini galiba henüz tam anlamamış olabiliriz. Belki kendimizi çok fazla değerli görüyoruz ve o yüzden de birisi gelsin de bize yatırım yapsın diye oturup bekliyoruz. İşte bu tavrı değiştirmemiz lazım. Tamamen açık olmamız lazım, esnek olmamız lazım, daha hızlı ve çevik olmamız lazım. Ve ben de şehir yönetimi olarak bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyorum, iyi bir örnek teşkil edebilmek için. Ekonomi anlamında birçok şey merkeziyetçi bir şekilde işliyor. Karadağ'da merkezi hükümet tarafından kontrol ediliyor. Bu nedenle onların üzerinde bir nüfuzumuz yok, bir etki sağlayamıyoruz. Ama bu yüzden daha yatırımcı dostu bir tavırla diğer taraftan elimizde olan alanlarda onlara yol gösterebilecek, onlara yolu açabilecek ya da işte bu idarenin labirentlerinde onlara kılavuzluk yapabilecek bir tavır içinde olmaya çalışıyoruz. Zannediyorum gerçek rekabetin kaynaklar kısmında değil de bunların gerçekleştirilmesi, hayata geçirilmesi kısmında olduğunu anlamamız lazım. Bu konuda ilerlememiz lazım. Orada alacak epey çok yolumuz var. İsminden söylendiği gibi bir Karadağ, yani dağların ve denizin güzelliğin toplandığı bir alansınız. Geleceğe dönük yatırımlarınızı turizm benzeri ya da daha hafif sanayi benzeri, tekstil gibi mi? Yoksa ağır sanayi benzeri, işte bar limanlarınız var, diğer yerler var, çok güzel şehirleriniz var. Bunları herhalde en çok anlatan Türkiye'de biri de benimdir. Siz ağır sanayi gibi sanayi yatırımlarına mı yoksa turizme mi doğru yönlendireceksiniz? Bizi izleyen Türk seyircileri, izleyicileri gittikleri zaman turizme yönelik mi yoksa daha büyük endüstriyel yatırımlara mı doğru gitmesini istersiniz? Bir belediye başkanısınız, topluma da hesap veriyorsunuz. Aynı zamanda ülkenizin kalkınmasına da. Hangisi tercihinizdir? Personally, I would like to see more. Şahsen ben daha fazla üretim tabii ki görmeyi isterim. Karadağ eski Yugoslavya'nın bir parçasıydı eskiden ve eski Yugoslavya'da bir sanayi üretim güç merkeziydi. Çok çok güçlü. Birçok on binlerce kişiye istihdam sağlayan fabrikaları vardı. Ekonomik dönüşüm, geçişim döneminde bu firmalar kapandı. Biz bu ekonomik potansiyelin bir kısmını koruyabildik. Bahsettim demin çelik tesislerinden, alüminyum tesisleri var. Bunlar ihraç ediliyor ve birkaç tane daha büyük fabrika güncellenebilir, yenilenebilir ve böylece sağlam bir ekonomik zemin hazırlayabilir Karadağ'ın gelişmesi için. Elektrik burada önemli bir nokta diye düşünüyorum. İki yıl önce itibariyle İtalya ile bir elektrik kablosuyla bağlantıya geçti Karadağ. Yani artık Karadağ'da üretilen enerji doğrudan Avrupa piyasasına ve İtalya'ya aktarılabiliyor. Burada çok büyük bir potansiyeli var. Gerek güneş, gerek hidro enerji anlamında. Bu da başka bir potansiyel imkanı. Hizmetler anlamında konuşabiliriz. Turizm tabii burada çok önemli bir fırsat. Sadece turizm değil, gıda üretimi diğer önemli bir nokta. Çünkü insanlar geldiğinde yerel mutfak ürünlerini denemek istiyor. Hem tarım sektörü burada önemli ama sadece bunda odaklanmak değil tabii ki. Şu andaki Karadağ, 15 yıl önceki Karadağ'dan çok farklı. O zamanlar ünlü, meşhur oteller, markalar yoktu. Şu anda bizim Porto Montenegro gibi, Porto Novi gibi, Lustica Körfez gibi bu mega turist projeleri o zaman yoktu ki bunlardan her biri 1 milyar euroluk yatırımlar, yeni markalar, yeni bilgi birikimi, yeni
bir tecrübe var ve Akdeniz'in en iyi marinaları artık Karadağ'da. Ümit ediyorum ki artık bu korona tünelinin sonunda nihayet ışığı görebiliriz ve yatırımlar geri gelecek diye düşünüyoruz. Karadağ'da büyümeye devam edecek, eskiden olduğu kadar, 2 yıl önce büyüdüğü kadar ve böyle bir potansiyelde hayata geçirebilir. Türkiye dışında veya Türkiye ile birlikte hangi ülkeler ülkenize yatırım yaptı? Biraz önce Port Montenegro dediniz. Bildiğim kadarıyla Dubai şirketinin bir yatırımı. Demek ki sadece bizler keşfetmiyoruz Montenegro'yu. Dünyanın gözü de sizin orada. Çünkü her şeye yakınsınız. Yani bir aort, kalbin aort gibisiniz. Hangi ülkeler sizin ülkenizde yatırım yapıyorlar? Just to give you an idea of how diverse it is. Sadece ne kadar çeşitli olduğuna örnek vermek için Porto Montenegro sizin dediğiniz gibi bir Dubai devlet yatırım fonu girişimi. Luştitsa Körfezi yine çok büyük bir altyapı projesi turizm anlamında. Bu da Orascom tarafından finanse edildi. Büyük bir Mısır firması. Porto Novi çok büyük bir turizm kompleksi. Şimdi çok büyük bir otel zinciri olan Banan Only'yi de içinde bulunduran grup bir Azerbaycan fonu tarafından yapıldı. Diğer taraftan Çin'den yatırımlar var, Rusya'dan yatırımlar var, ABD, İsviçre, AB ülkeleri ve yatırımların çoğu NATO üyesi ülkelerden geliyor. Yani Karadağ, bahsettiğim daha önceki noktalardan dolayı çok tanınıyor artık ve potansiyel olarak da çok ilginç bir destinasyon artık Karadağ. Her ne kadar şunun farkında olsam da bizim bu yatırımlara değer olduğumuzu, bu ilgiye değer olduğumuzu göstermek için uğraşmamız gerektiğini bilsem de böyle bir fırsat var. Bize verilen, bir ülke olarak bize verilen bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. 4-5 dakikam olunca yüzlerce soru sormak istiyorum. Ben o ülkeyi gördüm. Kapanışta da söyleyeceğim. Her canlı eğer Karadağ görmeden ölüyorsa bir yeri yarım bırakmış, gitmiş olduğuna inanıyorum. Santim santim anlatıyorum. O ülkenin topraklarında iş yapıyorum. Şimdi siz bir belediye başkanısınız. Belediye başkanlığı zordur. İnsanların içindesiniz. Podporica ya da Podporisa diye de söylüyoruz. Belediyenizin nedir avantajları, dezavantajı, zorlukları, neler yaptınız, neler yapacak? 2 dönemdir de bildiğim kadarıyla başkansınız. Well, first of all, thank you very much for the kind words. Öncelikle bu nazik sözleriniz için çok teşekkür etmek istiyorum size. Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Türk dostlarımızı Karadağ'ı ziyaret etmeye çağırmak için, davet etmek için ve biz Türkiye'yi ziyaret ettiğimizde, İstanbul'u ziyaret ettiğimizde, Bodrum'a, Antalya'ya gittiğimizde, Ankara'ya gittiğimizde ki bizim kardeş şehrimiz Podgorica'nın kardeş şehri Ankara. Bu konuda da çok gurur duyuyorum. Ankara Belediye Başkanı ile böyle bir inisiyatif başlattık. Biz neyi görüyorsak size de onu göstermek istiyoruz. Biz Podgorica'yı modernize etmek istiyoruz. Onun çağdaş bir Avrupa başkenti olmasını istiyoruz. Ve çağdaş trendleri yakalamasını istiyoruz kentsel gelişim anlamında. Ve akıllı city prensipleriyle Podgorica'yı yönetmek istiyoruz. Daha sürdürülebilir, daha yeşil bir şehir olmasını amaçlıyoruz Podgorica'nın. Evet, ben belki 200 bin nüfuslu bir şehirden geliyorum ve belki 16 milyon nüfuslu bir şehirde bunları anlatıyorum. O yüzden bunlar pek de mukayese edilebilir değil. Ama aslında işin özünde hepimiz aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Karşımızdaki global zorluklara karşı, iklim değişikliğine karşı, koronanın bize bütün yaşattıklarına karşı şunu yapmaya çalışıyoruz. Türk dostlarımız Podgorica'ya geldiği zaman kendilerini evinde gibi hissediyorlar, çok rahat hissediyorlar ve bu düzgün bir Avrupa başkentinde olduklarını hissediyorlar. Ankara'da doğdum, Ankara'da büyüdüm. Beni mutlu edecek birkaç şey söyleseydiniz, bir numarası Ankara ismiydi.
Onu da sizin başkentinizde ve sizin kurduğunuz, yaptığınız bir bulvarda Ankara ismini duymaktan ben ve Ankaralılar Türk vatandaşları olarak size teşekkür ediyoruz, gurur duyuyoruz sizinle. Peki sizin bölgeniz bir lojistik merkezi, bir Avrupa Birliği. Biraz lojistik merkezi ve Avrupa Birliği'ne girişinizi anlatır mısınız? Son saatlerimizde, saniyemiz olduğu için onu anlatır mısınız kısaca? Montenegro is a leader Karadağ, in the process of bir lider AB'ye entegrasyon konusunda. Biz bütün fasılları açmış durumdayız. Üyelik süreci dahilinde 33 fasıldan 3'ü haricindekileri kapadık. 9 yıldır müzakere halindeyiz ve bu müzakere sürecini artık sonlandırmak istiyoruz önümüzdeki 3-4 yıl zarfında. Karadağ'da büyük yapısal sorunlar yok. Çünkü küçük bir ülke ve bizim sorunlarımız bizim için önemli olsa bile, bizi rahatsız etse bile, eğer mukayeseli olarak bakacak olursak o kadar büyük aşılamayacak şeyler değil. Kısa zamanda üstesinden gelemeyeceğimiz şeyler değil. Eğer bunu yapacak irade ve niyet olursa, bu konuda bir irade ve istek olması lazım. Bizim ekonomik profilimizi geliştirme konusunda ve daha fazla Karadağ'ı geliştirmek, hem toplumunu hem devletini bir bütün olarak ilerletmek için bir irade olduğu takdirde yapılabilir. Biz genç neslimize güveniyoruz ve genç nesil, inşallah ben de onlardan hala biriyimdir, hala o nesle aitimdir. Oldukça aktif Karadağ politikasında ve yurt dışında eğitilmiş, gelmiş ve farklı düşüncelerle, farklı bir siyasi kültürle ülkeye geri dönmüş gençlerimiz var ve bu kişilerin deneyimleri, bilgileriyle biz Karadağ'ı daha ileriye, AB'ye doğru yönlendirebiliriz ve ben Karadağ'ın bir sonraki gruptaki ilk üyelerden biri olacağına inanmak istiyorum. Bu da daha cazip kılacak Türk ve diğer yatırımcılar için Karadağ'ı. Biz Karadağlı insanlarla bir kardeşimiz, dostumuz olarak görüyoruz. Bu dostluğun zaten pekiştiğini, oluştuğunu da görüyoruz şehirlerimizle, bulvarlarımızla. Peki Türk Karadağ ilişkilerini, yani dostluğunu artırıcı neler yapmalıyız? Mesela Türk varlığının uçuş sayısı oldukça fazla ama ben çok daha fazla olmasını istiyorum. Bir saatlik bir uçuş bir ülkesinde bu dostluğu daha da artırmamız lazım. Bu arada süremizin bittiğini söylüyorlar. Yurt dışına bağlanacak. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bir dostum, bir arkadaşım olarak, bir kardeşim olarak gördüğüm için teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bugün çok değerli bir konuğum vardı. Karadağ Belediye Başkanı İvan Bey. Lütfen sevgili izleyiciler, Karadağ'ı görmeden bu dünyayı terk etmeyin. Dünyanın en güzel şehirlerinden, ülkesinden bir tanesi. Herkese iyi akşamlar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.